derim, meraklıydım çok eskilere. Ve bunları tabii ki ben kendi babamın bana gönderdiği, yapmış olduğu evin bir odasında tutmaktaydım. Ne zaman ki 86'da benim babam size ömür rahmetlik olduğunda, burası bu babamın idi buraları. Ve ben de tabii yaşardım burada. Ve o zaman babam öldü, burası kaldı bana. Çok ilginçtir ki sevgili seyirciler, Ömer amca hala gazlı lambalarla yaşıyor. Elektrik yok bu evde. Ve her şey otantik, geçmişe ait. Mesela başlayalım Ömer amca, sen bize anlat birazcık evinde neler olduğunu. Mesela bunlar nedir? Dülgerler kullanıldı bunu. Bunu da bu şekilde demiri delmek için arıyaydı bu. Demiri ve göğsüye dayayarak ve böyle demiri delen... Günümüzün matkabı. Maklaptır bu. Evet. Maklaptır ama o zaman deryal meryal yoktu ve bunlarla çalışıyor. O oraktır. Evet. Ekinlerimizi, otlarımızı biçerdik. Orak derler. Bunlara orak derler. Peki bunlar nedir Ömer amca? Bunlar darcıktır. Ve o zaman çanta manta yoktu ve bunları ekseriyetle çobanlar, çiftçiler, yolcular, yorakçılar, deveciler hep bunları kullanırlardı. Peki Ömer amca, burada ütüler görüyorum. Evet, kaç yılına ait bunlar? Kömürle çalışırlardı. Kömürle. Arkamızda hayvanlar var. Evet. Bu yay taşı. Hı hı. Bu yer taşı, bu tarlaları sürer, ekin ekmek için. O tarıma demediği zahresini taşır. Ömer amcanın evinde bir tarih yatıyor desek yeridir. Bakın, senelerdir evinde sakladığı eşyalardan bu tarih içerisinde sergi oluşturmuş bile. Neden bu hayvanları buraya dizdin böyle? Hayvanlar olmasaydı biz yaşayamazdık. Çünkü bu iki öküzün bir günde sürdüğü tarlayı 40 kişi, 50 kişi kosan çapmayla ekemez. Ve tohumun ekim günü vardı. O günde ekeceksin. Ve o gün geçtikten sonra ekersen olmaz. Sevgili seyirciler, bir nevi Ömer amca burada bir tarihi canlandırmış. Yani o zamanlarda nasıl yaşadıklarını burada minyatür hayvanlarla görerek hem kendisi baktığı zaman bunları, o zamanları yad ediyor, anıyor. Hem de bunları yaşatıyor. Bunlar davarlarımıza